Yanlış bir işten doğru zamanda vazgeçersen kurtulma şansın olur. Yoksa gittikçe batarsın. Kimse kurtaramaz seni. Babam bilir. Çekil yolumdan! Çıkmaz bir yoldasın Koran. İnadı bırak. Bu işin pisliği ayyuka çıktı. İçinde boğulmak üzeresin. Sana çekil dedim! Demek Sedat Yalçın denen o adam seni de sindirdi. Neredeler şimdi? Onlar korkuyor. Dahası. Dahası ne? Elimden gelse onu... İyi bir cerrahın eli titrememeli. Zaten titremez de. Çünkü... O hastasına sorumluluk duygusuyla yaklaşır. Acıma duygusuyla değil. Bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun baba? Ah canım oğlum. Yüreğin titriyor. Ellerin gibi. Alışacaksın. Alışmak mı? Kulağa hoş gelmediğini biliyorum. Ama başka çaren yok. Yürüyüp gideceksin. Ya geride kalmış korkularımız? İnsan onlarla da yaşamasını öğrenir. Sanıldığı kadar kolay değil. Hiçbir zaman da olmamıştır. Neden gelmişsindir? Çünkü bütün gece seni düşündüm. Seni ve Makbule Hanım'ı. Kadınım hastanede. Açtılar bir çekmeyi, kapadılar bir dolaba. Dolap buz gibidir. Makbule'm şimdi üşür uğraçıkta veya. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum Kazım Efendi. Yoktur söylenecek bir şey ölüm karşısında be. Böyle olacağını hiç düşünemedim. Allah verir, Allah alır canım. Üzgünüm. Kendini suçladığını biliyorum ama lütfen vazgeç. Onları bu hikayeye dahil etme fikri benimdi. Etmeseydim Makbule belki de şimdi yaşıyor olacaktı. Farkında mısın? Celal dediğimiz ağzından köpükler saçan o adam da böyle düşünmeni istiyor. Kendini topla Sedat Yalçın. Savaş daha yeni başlıyor. 33-24'ten bütün ekiplere durumlarınızı bildirin, tamam. 33-24, 23. Büyük şehirlerden nefret ediyorum. Boş yere kendini yorma. Niye? Senin nefret dediğin şey... En çok bu şehri seviyorum. Doğru. Her tarafta kol gezdiğine göre. Telefonunuzu alabilir miyim? Çok lazım hünkâr seçim. Merhaba amirim. Selam Nesrin, ne haber? Haberler kötü. İzine rastlayamadık. Biliyorum. Telsizden dinledim. Dağa bakmamız gereken kıyamet kadar yer var. Birilerini daha yollayamaz mısın? Ekiplerin yarısı zaten bu işte. Ayrıca bölge karakolları da devreye çıkardı. Takviye gönderimi. Anlaşıldı. Dayanın. Peşini bırakmayın. Bu çocuğu mutlaka bulmalıyız. Tabii o sapığı da. Peki. Biz devam ediyoruz. Daha sonra size katılırım. Dikkatli olun. Atölyedeyim Buket. Hayır, çalışıyorum. Babama biraz yardım edeyim dedim de. Tamam, görüşürüz. Tamam. Senin kalkma bugün oldukça hızlı. Ha? Hem de ne biçim. Fırsattan istifade yığdım işi önüne. Sabahtan beri ense yapıyorum. Biraz lafa tutmamda sakınca var mı? Yok tabii kızım. Al hayrını gör. Yeni evin mutfağını gördün mü? Hayır. Çekmeceler bir alem. Nesi var? Zor açılıyor. Kuvvetlice ısılırsan da elinde kalıyor. Kötü işçilik. Tanıdığın iyi bir marangoz var mı? Patron orada. Sedat, küs müyüz? Hayır, değiliz. Bana kızgın mısın? Hala o şirkette mi çalışıyorsun? Bugün ayrılacağımı söyledim. Beklememi istediler. İstediler mi? Kim istedi? Korhan Bey. Ya. Şimdilik bir faaliyetleri yok. Onlar da beklemedi. Aman ne güzel. Ne yapmamı istiyorsun? Hiçbir şey. Seninle birlikte önüme gelene savaş mı açayım? Sokak çocukları için savaşıyorsun. Ama o farklı. Soylu bir savaş. Asla bir sözüm yok. Ama senin için asıl farkı ne biliyor musun? Neymiş? Söylersen sevinirim. Onlarla ilgilenmek insanın çıkarlarını zedelemez. Çünkü toplum senden yana. Haksızlık ediyorsun Sedat. Çalışmak zorundayım. Hayatımı sürdürmek zorundayım.
Hayatını sürdürmeye çalışan başkaları da var. Bak, seninle güçlerimiz eşit değil. Suçlamadan önce istersen bunları da düşün. Birlikte düşünmeye ne dersin? Anlamadım. Gel benimle. Oflayıp puflamayı bırak da kahve iç. Açılırsın. Sabahtan beri içiyorum. Faydası olmadı. Sedat'tan haber var mı? Az önce aradım. Atölyede babasına yardım ediyor. Aferin ona. Hayırlı evlat dediğin böyle olur. Sen de babana biraz yardım etsene. Barmaide mi ihtiyacın var? Hayır, bulaşıkçıya. Sağ ol. Senin derdin ne? Bilmiyorum. Hayır, biliyorsun. Bütün gün Sedat'ın telefonunu bekledim. Aramadı. Daha sonra kalkıp ben aradım. Hiçbir açıklamada bulunmadan çalıştığını söyledi. Senin derdin ne? Kafam karışık. Gerçekten kafam karışık. Sen onu arayıncaya kadar ondan bir haber çıkmadı. Ne ilgisi var? Rapor verme saatini geciktirdi. Saçma. Telefonu ilk çeviren sen oldun. Bu da ağrına gitti. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hiç öyle bir halim var mı? Erkek olduğu için ondan yanasın. Daha akıllıca bir lafın var mı? Evet, var. Neymiş o? Geçenlerde Amerikalı bir kadın yazarın anılarını okuyordum. Ben senin düşünceni sormuştum. Amerikalınkini değil. Kadın diyordu ki, hayran olduğum erkekle en çok nefret ettiğim erkek arasındaki fark sadece %10. Amerikalıları iyi tanırım. Gönül işlerinden bahsederken taşıdıkları yüz ifadeleriyle, borsa danışmanlarıyla konuştukları anki yüz ifadeler arasındaki fark sadece %10'dur. Baş belası bir adamsın sevgili babacığım. Senin başından geçenleri yaşayan biri bu kadar ucuz yakıştırmalar yapmamalı. Sedat'ın niye böyle davrandığını bir çözebilsem. Tamam, beni sevdiğinden endişem yok ama... Bu halde sorun ne? Elimde değil, onu çok seviyorum. Sevdiğin insanın özgürlüğünü pazarlık konusu yapman yanlış. Bazen ölçüyü kaçırdığımı kabul ediyorum. Bak canım, beyniyle var olan insanlar aşkları yüzünden acı çekmeye katlanabilirler. Ancak özgürlüklerinden asla vazgeçmezler. Bunu sakın aklından çıkarma. Afiyet olsun. Beni buraya neden getirdin? Orman köylüleri. Bazıları evlerinden atıldı, seninkiler tarafından. Benimkiler mi? Onların malıymışım gibi konuşma. Bak, şu ateşin önünde gördüğün Kazım Efendi. Dün ölen kadının kocası. Tanışmak ister misin? Gidelim buradan. Acelen mi? Daha yeni geldik. Gitmek istiyorum. Rahat ol, sakinleş biraz. Bu insanlarla ortak özelliklerim var. Onlar da tıpkı senin gibi hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yapma Sedat. Yakından bakmayacak mısın? Kadınımı bugün vermişimdir toprağa. Ben orada olmak isterdim Kazım Efendi. Ama korktum. Deminden beri ateşe bakar düşünürüm. Makbulecik toprağın altında üşür be ya. Ben burada üşürüm. Alevler ısıtmaz için be ya. Sedat'cığım, kızancığım. Allah verir, Allah alır canı. Bunu sakın unutmayasın, emin. Sağ ol Kazım Efendi. Şirketin adamları. Birilerinin düğmeye basmasını bekliyorlar. Ya diğerleri? Onlar da yanlış bir düğmeye basılmasına engel olmak için buradalar. Merhaba Mehmet. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Merhaba. Kolay gelsin. Daha bir şey geldi yok. Her an gelebilir. Kısmet. Memleket neresi Mehmet? Mersin'i sayılırım abi. Dikbelen. Toroslar'da bir yayla köyü. Sertavur'dan sonra. Dikbelen. Evet, orayı hatırlıyorum. Damlacık nahiyesine bağlı. Sahi mi? Geldin demek. Evet, uzun yıllar önce. Yazın Çukurova'ya inen pamuk işçileriyle röportaj sırasında. Yaz oldu mu kimsecikler kalmaz bizim orada. Kadınlar, çocuklar ve birkaç yaşlı. Herkes düzenler. Halbuki en güzel zamandır. Köyün girişindeki ardıç ağaçları hala duruyor mu? Duruyor abi. Yolun tekrar köyüne düşerse o ağaçlara benden selam söylemeler. Söylerim abi.
Topkapı garajının çevresi didik didik karanlık. Ekiplerin bir kısmı un kapanı Saraçhane mutkasına iniyor. Yolumuzun üzerinde başka nereleri var? İstanbul'un 2/3. Kovalamak çok zor be Doğan. Adamı canından bezdiriyor. Şans denen şey insana böyle zamanda lazım. Bizde bu kısmetsizlik varken. Belki değişir ama. Karanlıkta köre oynamak. Bu oyundan nefret ediyorum. İşte bunlar karamsarlığınıza iyi gelir. Aman efendim. Yaşa be kız, harikasın. Buyurun. Ayran çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Aklı sıra benimle dalga geçiyor. Uğraşmasana oğlum şu kızla. Ne biçim gelinsin sen? İnsan ara sıra bir şeyler yapıp getirir. Daha gelin olamadık. Aman say, seni ne zaman istemeye geliyordun? Bilmem, onu amirine sor. Beni isteyecek olan o. Duydunuz, size cevap hakkı doğdu. Sokaklardan başımızı alamıyoruz ki. Hayırlısıyla şu Emrah abi yakalasak, ondan sonra iş Remzi babanın gönlünü yapmaya kalır. Haklısınız amirim. Remzi babayı bekletmeyelim. Hadi o zaman aramaya devam. Yürü. İnsanların cüreti beni her gün daha çok şaşırtıyor. Şu senin patronun beni hak ettiğini bilmeyen oğlu gibi mi? Özellikle Celal Bey. ATV'ye bile Ankara'dan telefonlar geldi. Yayını engellemek için az ter dökmediler. Bir dakika. Ne oldu? Sen Ankara deyince aklıma geldi. Bu sabah şirkette konuşuluyordu. Hangi konuda? Ankara'daki adam. Onun yüzünden baba oğul birbirine girdi. Yanlarında değildim. Seslerini duydum. Hepsi bu. Sonuna kadar dinlemedim. Ankara'daki adamın ismi geçti mi? Evet. Asım. Soyadını bilmiyorum. Asım. Kim olabilir ki bu? Hiçbir fikrim yok. Yardımına ihtiyacım var Melek. O adamı gün ışığına çıkartmam şart. Bana köstebeklik mi teklif ediyorsun? Neyse boş ver. Zaten hayatta herkes bir şeylerin peşinde. Haklısın. Celal Güngören bu ormanın peşinde. Korhan senin peşinde. Sen kötü adamların peşindesin. Bense neyin peşinde olduğumu bilmiyorum. Bir gün mutlaka öğrenirsin. Tek eksiğin biraz cesaret. Evet, cesaret. Cevdet'i arayıp Emrah'ı sormaya bile korkuyorum. Kötü bir haber almaktan ödüm patlıyor. Sana yardımcı olmamı ister misin? Alo Cehennem. Merhaba, ben Sedat Yalçın. Vay be aslanım benim. Çoktandır soyadını duymuyordum. Nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Kulaklarımın pası silindi canım. Ya bırak şimdi Cevdet. Melek'le beraberiz. Emrah'tan bir haber var mı? Yok be kardeşlik. Bir haber çıkarsa ben ararım. Söyle, merak etmesin. Anladım peki. Peki, size kolay gelsin. Çaresizlik ne kötü. Hadi seni evine bırak. Çok sağ ol. Resimdeki bu adamı gördünüz mü? Görmedik abi. Hadi gidelim. Bugün işte bulamayacağız bu adamı. Peki, anladım ya. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Yemeğini mutfaktaki bankonun üstüne bırakıyorum. Gelince ısıtır yersin. Kendini helak etme, dikkatli ol. Aman, durduğu yerde durmuyor bu oğlan. Şimdi de sokaklara düşmüş, çocuğun peşinde. Hastaneden kaçan çocuk değil mi Emrah? Evet o. Yavrucak kim bilir şimdi nerelerdedir? Benim çocukluğumda sokaklar ne kadar güvenliydi. Hadi benim odama gidelim mi? Halbuki daha dün gibi. Ne yapacağız? Sokakları orada güvenli yapan evlerdir. Evler huzurlu olursa sokaklar asla kirlenmez. Ah canım. Efendim. Merhaba. Merhaba. Sakın bana hala daha bu saatte Remzi babanın atölyesinde olduğunu söyleme. Hayır değilim. Neredesin? Sokaklarda. Yalnız mı? Evet. Kayıp bir çocuğun peşindeyim. Keşke haber verseydin. Beraber arardık. Bunu oraya geldiğimde konuşuruz. Nihayet yüzün güldü. Buraya geliyor. İyi. Sonunda muradına erdin. Alay etme. Sana bir şey sormak istiyorum. Canımı sıkacak bir soru mu? Evet. İyi sor. Bütün gün burada oturup kompliman bekleyeceğine gidip onu bulabilirdin. Evet, bulabilirdim. Neden yapmadın?
çıkmadım çünkü bütün erkeklerin önümde diz çökmesini istiyorum. İyice anladın tamam, mı? Tamam anladım. Anladım. Güzel. Bu Barış'ı beni sıkmaya başladı. Öyle mi? Evet. Gidip bir kahvehane açacağım. Sadece erkekler gelecek ve sabahtan akşama kadar nargile pokurdatacaklar. Hadi bakalım. Sedat abim o çocuğu bulabilecek mi Şükran abla? Bilmiyorum canım ama herkes Emrah'ı arıyor. Sedat abim onu bulur. Bak ufaklık, bence sen ondan çok şey bekliyorsun. Nasıl yani? Sedat abin Süpermen değil ufaklık. Elinden geleni yapıyor ama sonuçta o da bir insan. Herkes gibi gücünün bir sınırı var. Sedat abim onu bulacak. Çok zor. Hayır değil. Bulunmasını ben de istiyorum ama zor. Öyleyse benim gibi düşün. Gülbahar yanlış bir şey söylemedi ufaklık. Söyledi. O zaten bu işlerden anlamıyor. Şşş. Biraz sakin ol bakalım. Ben sokakları senden iyi bilirim. Yok canım. Söyle o zaman. Yokuşun üstündeki o bahçe duvarı yıkık. Terk edilmiş evin arkasında ne var? Sen söyle. Kocaman boş bir kümes. Gördün mü bak işte bilmiyor. Gülbahar'ın sana anlatmak istediği bu değil. Peki ne? Eskiden sokaklarda mendil satardı. O çocukları tanıdım. Bazılarıyla arkadaştım. Bazıları beni korkuturdu. Ama en çok kendileri korkardı. Durmadan kaçarlardı. Onlar kaçmayı da saklanmayı da iyi bilir. Sedat abinin işi zor. Havalar dönmeye başladı. Geceler de bayağı serin oluyor. Yıldızlar da eskisi kadar parlak değil. Bu yıldızlar uzun kış gecelerinin habercisi. Sırada pastırma yazı var. Hiç bitmeyen yağmurlar. Ya Cahide Sultan, mevsimler eskiden de böyle çabucak geçip gider miydi? Evet, tıpkı şimdi olduğu gibi. Sonbaharı nasıl karşılardık hatırlasana. Hiç unutur muyum? Yaz sonlarına doğru sen her ikindi vakti verandada sallanan koltuğuna kurulurdun. Boğazın berrak mavisi buzlu griye doğru dönüşürken sen eline odunu alırdın. Yaz bitti, hazan erdi şimdi bu yerde. Güzel şarkıdır. Hava serinledi. Çocuğu bulmuşlar mıdır acaba? Polisler yetmiyor sanki, peşine bir de Sedat takıldı. Bırak takılsın hanım. Başına bir hal gelmesin de. Neyin peşinde olduğunu tam olarak bilmiyor. Galiba ben neyin peşinde olduğunu biliyorum. Bana da söyle. Kuvvetle muhtemeldir ki Sedat kendi kayıp çocukluğunun peşinde. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba demek yok mu? Merhaba. Bana kızgın mısın? Olabilir. Zor bir gündü. Şunu bir dene bakalım. Özel formül. Avarut gibi. Yanındaki de öyle. Sen müşterilerine ilgilensene. Bütün gün surat astım. Sayende hepsi kaçtı. Sorumlusu sensin. Siz ikiniz niye çıkıp biraz hava almıyorsunuz? Böylece ben de uzun süren bir kabustan kurtulmuş olurum. Çok kötüsün. Ben size yardımcı olurum. Hadi gidiyoruz. Hoşça kalın. Güle güle. Alacağını olsun baba. Güle güle. Yanlış bir şey mi yaptın? Hayır. O halde sorun ne? Bilmiyorum. Tartışmamız gerekiyorsa tartışalım Buket. Eğer bir yararı olacaksa kavga da edelim. Ama bunu yapma. Bir şey yaptığım yok. Sessiz gerginlikler en beteridir. İnsanı içten içe yer yok eder. Benim istediğim bu değil. Öyleyse konuş benimle. Bak. Sorun şu ki rahat değilim. Ben bir türlü emin olamıyorum. Kimden? Benden mi? Seni sevdiğimi biliyorsun. Evet biliyorum. Ama sen o kadar kendine aitsin ki. Sanki her an bir şeyler çıkabilir ve sen arkanı dönüp... Yok.
Hayır söyleme, sakın bir daha söyleme. Hep yanımda ol, olur mu? Sen yanımdayken aklıma kötü şeyler gelmiyor. Alışmalıyız güzel kız. Hayatımız bu. Deneyeceğim. Canın çekince sevgilinle yürüyebileceğin kumsallar artık yok. Metropollerde aşk böyle mi yaşanıyor peki? Evet. Otoyolda son hızla giderken soluk soluğa. Elimi bırakma olur mu? Alo. Efendim Cihan'ım. İstanbul Kazan Biskepçe. Bu gece de bir hırsızlık var ama çözemedim gitti be kardeşlik. Şimdi doğru mu anlıyorum? Bir hırsızlık var ve sen beni arıyorsun öyle mi? Evet. Tam üstüne bastın. Senden şüpheleniyorum. İyi ama yanında değilim ki bu defa işine hiç burnumu sokmadım. Olsun. Sen yine de bir yolunu bulmuşsundur. Ya başıma bela mısın be? Tam yıldızların altında oturmuşum. Buket'in elini tutmuşum. Onun gözlerine bakıp şiir yazıyorum. Bu yapılır mı adama? Valla ben de almışım resmini yanıma. Kaçak çocukla o manyak katilin peşindeyim. Tabii yıldızların altında. İşin berbat tarafı ne biliyor musun? Operasyonun selamet açısından kızın elini tutamıyorum. İyi mi? Benden ne istiyorsun be adam? Ya azalım. Birlikte bir kahve içmeye ne dersin? Şu senin birkaç yıl önce yaptığın seri röportajları hatırladım. Çocukların kullanıldığı bitirimhaneler. Şurayı biraz anlatsana. Eli sopalı birkaç berduş kimsesi çocukları toplar, güya onları barındırır ve sahiplenir. Çoğunlukla metruk yerlerdir ama gidecek yeri olmayanlar için yine de bir nimet. Sonra da çalıştırılmaya başlanır. Yan kesicilik, hırsızlık. Eziyetin bini bir para. Eski bir hikaye, orta çağda bile rastlanan cinsten. Sedat, o zamanlar sen onların inine girmiştin. Emre 6 yaşından beri sokaklarda, öyle yerlerden mutlaka geçmiş oldu. Doğan haklı. Hastaneden kaçtıktan sonra belki de işlerinden birisine sığınmış olabilir. Ama bu adresler sabit adres değildir. Benim bildiğim 3 tane vardı. İkisi istimlakta yıkıldı. Bir tanesi de sonradan yandı. Doğru ama Emrah bunları bilmiyor ki. Yıllardan beri yurtta. Diyelim aynı yere tekrar döndü. Bulabileceği ne var ki? Güzergahını kontrol ederiz. Bakarsanız bir izler rastlanır. Bu bir varsayım. Hepsi zaten birer varsayım değil mi? Haydarpaşa'ya bir bakalım. Emrah'ın kaçtığı yurda en yakın yer orası. Bitirmanelerden biri orada mıydı? Evet. Hadi toparlanın gidiyoruz. Kahve? Bırak şimdi kahveyi. Evet. İleride bir ışık var. Evet ben de gördüm. Bir bakalım. Siz burada kalın. Çabuk olun. Bir yere kımıldım. Hayır ben de geliyorum. Hayır gelmiyorum. Ben artık çaylak bir muhabir değilim. Evet öylesin. Metropollerde aşk nasıl yaşanırdı unuttun mu? Son hızla koşarken soluk soluğa. Ha? Buket, sen yanında kal. İşte yeniden başladığımız yere döndük. Hiç değilse Emrah'ı bulduk. Doktorun dediklerini duymadın mı? Duydum. Birkaç saat daha gecikseydik çocuk gitmişti. Henüz kurtulmuş sayılmaz. Yo yine de bir şansı var. Sabaha kadar kan verdiler. Tam 6 şişe. O kadar kan parmak kadar çocuğun neresine gitti anlamadım. Ben şu doktorla bir daha konuşsam. Melek doktorun yanında birazdan gelir ondan öğreniriz. Dün gece kaçan o adam kimdi acaba? Sarı Sebo. Bir ihtimal. Neyin var? Günün birinde bir çocuğum olursa
Onu gözümün önünden hiç ayırmayacağım. Sen merak etme. Doğan amcası ona hayatın bütün inceliklerini öğretir, bir şeycik olmaz. Ya hayatın kaba yanları? Onları da babası öğretir. Bana bak, sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Melek geldi diyorum. Haberler nasıl Melek? Bir gelişme yok. Bekliyor. Kim? Emrah, doktorlar, herkes. Çocuğun etrafından kuş uçmayacak Doğan. Aynı rezilliği bir daha yaşamayalım. Merak etmeyin, Emrah'ın kapısına nöbetçi diktik abi. Giriş ve çıkışlara sivil memurlar. Günaydın. 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 Günaydın canım. Çocuğun durumu kritik. En son Melek konuştu. Montaja girecek VTR bantları nerede? Masanın üstünde. Bugün de çok şıksın. Sağ ol. Kasetleri benim aldığımı Coşkun'a söyler misin? Seyyar. Efendim. Bak, yanlış anlama ama Coşkun Bey'in olduğu yerde böyle dolaşmasan iyi edersin. Niye? Adam karısından ayrıldı. 4,5 aydır mazbut. İyi. Yani sakin bir hayatı var. Suya sabuna dokunmadan yaşayıp gidiyor. Ancak sen yine de fazla güvenme. Beni anlıyor musun? Ayşe. Efendim canım? Ben gene anlamadım. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Bak, dilek olan tam 4,5 ay. Biliyorum, aptal olduğumu düşünüyorsun ama... Bir erkek için bu süre ne demektir bir düşünsene. Hani günahtır. Durduk yere azdırmayalım adamcağız. Sağ yazar mı? Ne olur ne olmaz. Baksana bana. Ben boşu boşuna mı böyle giyiniyorum? Neler kaynatıyorsunuz sabah sabah? Ben montaja gidiyorum. Nesi var bunun? Ne bileyim ben. Evhamlı kız. Kendi kendine kuruntulanıyor. Ne kuruntusu? Ben de öyle söyledim zaten. Korkma dedim. Coşkun Bey bugüne kadar kimseye saldırmadı. Ne? Senin ciddiğimin farkındayım. Önemli değil. Hayır, önemli. Ben sana kötü davrandım. Bazen olur. Birileriyle durmadan boğazlaşmak insanı farkında olmadan sertleştiriyor. O gün seni kor yapıda görünce... Celal Bey'in bu kadar tehlikeli biri olacağı aklıma gelmezdi. Birdenbire sandım ki... Biliyorum. Boş ver, üstüne durma. Dost muyuz? Her zaman. Haklısın. Tamam, söylediklerimi anlaştırdım. Tamam. Nereye? Tamam. Biz de yavaş yavaş gidelim. Bakalım şehirde başka neler oluyor. İyi. Biz de televizyona geçeceğiz zaten. Eyvallah. Hoşçakalın. Burada her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Kötü. İşler yolunda gittiği zaman hayat birden durgunlaşır. Tat vermez. Eyvah. Biraz hareket katmaya ne dersiniz? Aklından neler geçiyor? Sizin şirketin Ankara'daki şu adamı Asım. Onun hakkında biraz bilgi toplama şansımız var mı? Bilmiyorum. O adam karanlıkta kalmamalı Melek. Onu gün ışığına çıkarmak zorundayız. Yoksa köstebek gibi toprağın altında dolaşıp duracak. Birileri onu mutlaka durdurmalı. Anlıyorum. Bizim için bunu yapar mısın? Elimden ne gelirse. Sağ ol. Ne? Kamera aracı sandalla mı çarpıştı? Oğlum, onu sormuyorum. Sandal mı karada yüzüyordu? Yoksa bizim gerizekalılar kamera aracını denize mi soktular? Hangisi? Anladım. Sandal kamyonete yüklüydü. Arkadan çarptınız değil mi? Uyan herif. Güya gargaraya getireceksiniz. Gidin yaptırın. Ben doğrultmacı mıyım? Sırıtıp durma karşımda. Doğrultmacı Coşkun usta. Sana gülme dedim. Fena olacak. Sinir geldi, çok fenayım. Ben de. Susuyorum. İyi eder. Burada kasetler nereye gitti? Seyyar montaja götür. Ya öyle mi? Aferin kıza. Bayağı becerikli çıktı. Coşkun Bey. Efendim. Akşamüstü alışverişe çıkmayı düşünüyorum. Kendime bir şeyler bakacağım. Birlikte çıkalım. Olur. Ne bakacaksın? Mini etek. Ne? Mini etek mi? Evet, eskiden hep giyerdim ve arkadaşlarım çok yakıştığını söylerdi. Yok ya, kimmiş o arkadaşların? Kıskanma canım, hem isimleri lazım değil, hepsi geçmişte kaldı. Saçmalama be, ne kıskanması? Anlamadım. İnsanın etek boyu kısalınca bacak boyu kendiliğinden uzamıyor kızım. Bunu o gerçek arkadaşlarına da aynen söyle.
Sen etekten ne anlarsın pis doğrultmacı? Şey, Ayşe... Söyle. Coşkun'la karşılaştım. Bana dedi ki... Ne dedi? Şey, kızgın mısın sen? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Coşkun, git Ayşe'ye görün, sana iyice bir baksın dedi. Ben yine bir şey anlamadım. Çabuk dışarı. Yanlış bir şey mi yaptım? Çabuk dışarı, hiçbirinizi görmek istemiyorum. Gazetelerin aleyhte yayını sürüyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Orman yağmasının arkasında kimler var? Soygunun faturasını İstanbullular ödüyor. Yetkililer bu oyuna daha ne kadar seyirci kalacak? Gerisini evlerinizde okursunuz. Biz işimize bakalım. Basını susturmak kolay değil. Ayrıca doğru da değil. Üstümüze gelmelerine seyirci mi kalacağız? Daha önce denedik. Televizyondaki habere engel olmaya çalıştık. Geri tepti. Sustukça saklandığımızı düşünecekler. Saklandığımız yerde kendimizi daha ne kadar savunabiliriz? Celal Bey haklı. Sesimizi yükseltmek zorundayız. Konuşmanın tek yolu bağırmak değildir. Başka bir fikrin var mı? Uzlaşmayı deneyelim. Ne tür bir uzlaşma? Şahlar Köyü mevkiinin güneyine düşen bölge makilik alan. İlk temelleri oraya atıp ormana girmediğimizi gösterelim. Bunu da basın yoluyla kamuoyuna duyuralım. Bana mantıklı geliyor. Evlerinden çıkan orman köylülerini susturmaya yetmez bu. Bir kısmına evleri geri verilebilir. Vazgeçilmez olanlarına da tazminat öneririm. Merhaba. Hoş geldiniz. Beni arayan oldu mu? Bir ara Korhan Bey sormuştu. Başka bir not? Şimdilik yok. Toplantı? Hem de ne toplantı? Anlaşılan hararetle gidiyor. Hiç sormayın. Neyse, ben odamdayım. Söylediklerin ne anlama geliyor, farkında mısın? Evet. Projenin 1/3'sinden vazgeçiyorsun demektir. 1/3 sıfırdan büyüktür. Saçma. Sadece bir fikirdi. Bizler bu projeyle birlikte sermaye artırımına gittik. Şirket hisselerinin %30'unu dış piyasalardaki yatırımcılara satmayı hedefliyoruz. Projenin küçülmesi bütün planları alt üst eder. SPK'ya çoktan başvuruldu. Bugün yarın haber bekliyoruz. Gazeteleri mahkemeye verip yayın yasağı getirebilir miyiz? Getiremeyiz efendim. Yazılarda suç unsuru yok. Anladığım kadarıyla hafriyata bir an önce başlamak gerekiyor. Geç bile kaldık bence. Çıkacak hukuki sorunlar ne olacak? O sorunların çözümünü size bırakıyorum Süleyman Bey. Şu Asım'ı ortaya bir çıkarabilsin. İyi olur. Asıl o zaman seyreyle gümbürtüyü. Selam çocuklar. Dijen. Bakın burada kim? Ah, Sedat canım. Delikli. Hayırsız. Ve nelerdesin? Artık çok yakındayım. Bizim gruba transfer oldu. Televizyona mı? Hayır, radyo. Kiss FM'e geçtim. Gene birlikte sayılırız. Tıpkı eskisi gibi. Radyoculuktan kopamıyoruz ha? İmkansız. Biliyorsun ben mikrofonlara aşığım. Ben de bu güzel kıza. Ortağım Buket. Maceralarınızı bilmeyen mi kaldı? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bol şans. Buna ihtiyacım olacak. Dijen'i yerine bırakayım, görüşelim. Tamam, stüdyodayız. Görüşürüz. Dijen, ilk özel radyoculardan işe bizimle başlamıştı. O zamanlar henüz öğrenci. Özel hayatında bazı sarsıntılar geçirmiş. Sonra bıraktı. Çılgının tekidir. Akıl sağlığını koruyabilen biri var mı? Belki bir gün çıkar. İyi günler Levan amca. İyi günler kızım. İyi günler Levan amca. Sana da paşam. Merhaba Jülide. Merhaba. Nereye böyle? İlerideki markete gidiyorum. Okuduğum dergiler orada satılıyor. Birlikte gidelim mi? Sen de mi dergi alacaksın? Yo, seninle yürümek için. İstiyorsan gel. Senin Rüştü nerede? Ne bileyim, hangi cehennemde? Çıraklara kaçtır söylüyorum. Gelip almıyorlar bu boşları. Bunlar adam olacak da ben de göreceğim. Greg odaşlar, ne arıyor burada bu boşlar? Açılışa Ankara'dan bir iki bakan getirmeye çalışacağım. Bazılarının sesini kısmaya yarayabilir. Arayan oldu mu? Notları masanızın üstüne bıraktım. Teşekkür ederim. Melek Hanım geldi, odasında. Güzel. Bir Nescafe lütfen, sütlü. Hı hı, odamdayım. Mersi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emrah'tan bir haber var mı? Hı hı, sonunda bulundu. Durumu nasıl? Kötü. Hastanede mi? Oradan geliyorum. Melek, eğer kabul edersen yardım edebilirim. Yardım? Özel bir hastaneye kaldırırız. Daha iyi bakılır. Doktorlar gereken her şeyi yaptılar. Yine de sağ ol. Burada işler nasıl? Pek parlak sayılmaz. Düzeltebileceğini söylemiştin. Uğraşıyorum. Sabahtan beri toplantı halindeyiz. Avukat, mali, danışman. İşe yarayacak mı? Babamı ikna etmek zordur.
Yardımcı olabilecek kimse yok mu? Ne gibi? Yani babanı ikna edebilecek hatırlı dostlar, basınla aranızı yumuşatacak nüfuzlu biri. İşi bu hale onlar getirdi. Zoru görünce de savaştılar. Kim? Boş ver. Senin miden böyle şeyleri kaldırmaz. Neden Korhan? Neden? Bütün bunlara değer mi? Tertemiz yaşayıp gitmek bu kadar mı zor? Okumayı seviyorsun ha? Ara sıra. Neler okursun? Nasıl? Çok hoş değil mi? Kim bu, şarkıcı mı? Ne şarkıcısı? Titanic filmindeki çocuk. Tabii Allah kahretsin. Ben de diyorum gözüm nereden ısırıyor bunu? Atma atma. O filmi görmemişsindir bile. Vallahi gördüm. Yemin etme, çarpılırsın. Annemin üzerine yemin ederim. Tam bir hafta her gün gittim o filme. Sahi mi? İstersen senin üstüne de yemin ederim. Niye benim üstüme? Çünkü sen benim için çok kıymetlisin. Nasıl ama? Yakışıklı çocuk değil mi? Fena sayılmaz. Fena sayılmaz mı? Bütün söyleyeceğim bu mu? Yani ne bileyim, burnu biraz çarpık gibi geldi de. Neden gülüyorsun? Siz erkekler hep aynısınız. Nasıl yani? Kıskanç. İnsan sevdiğini elbette kıskanır. Beni sevdiğini mi söylüyorsun? Evet, sen çok güzelsin, hele böyle baktığında. Baştan bütün erkekler böyle söylüyor. Ömrümün sonuna kadar sana bunları söyleyebilirim Juliet. Yeter ki bana izin ver. Juliet mi? Evet, sen benim Juliet'imsin. Senin çok uçarı, güvenilmez olduğunu söylüyorlar. Anlamadım, kim söylüyor onu? İsmi lazım değil. Bana cevap ver, bunu bilmek benim hakkım. En yakın arkadaşın, Rüştü. Bizim Koryapı gazeteleri iyi malzeme oldu. Daha da olacağı benzer. Bakalım meleğin istihbaratı işe yarayacak mı? Umarım yarar. Şu an sessiz kalmalarını neye bağlıyorsunuz? Bence harekete geçmek için hazırlık yapıyorlar. Hiç beklemedikleri bir anda basın üzerlerine gidip onları afişe etti. Yani hazırlıksız ve suçüstü yakalandılar. Yeni bir strateji arayışına girmeleri çok doğal. Bunu da bir an önce netleştirmek zorundalar. Bekleyişin uzun sürmesi halinde müşteri portföyleri zarar görür. Bu da para ve itibar kaybı demektir. Göz alacaklarını hiç sanmıyorum. Vay be! Sen neymişsin böyle Seyyal'cim? Hayret! Bir defa da söyledi. Dokunmayın kıza. Vallahi bravo! Sular seller gibi ezberlemiş. Ayşe, başlama gene. Dün gece sabaha kadar oturup bu parçaya mı çalıştın? Arkadaşlar, sizleri ciddiyete davet ediyorum. Efendim? Merhaba Melek, bir şeyler öğrenebildin mi? Pek değil. Durmadan toplantı yapıyorlar. Kendi aralarında görüş ayrılıkları var. Ne gibi ayrılıklar? Korhan projeyi küçültmekten yana. Ormana pek bulaşmak istemiyor. Ya diğerleri? Babası Celal karşı çıkıyor. Peki sonuç? Buralarda genellikle babanın dediği olur. Ankara'daki adamın kim olduğunu öğrenebildin mi? Hayır. Korhan'ın ağzını yokladım ama açık vermedi. Anlıyorum. Melek. Efendim. Bu gece Koryapı'da biraz fazla mesaiye kalmaya ne dersin? Yani diyelim ki herkes gittikten sonra ve oldukça geç bir saate kadar. Nihayet bitti. Bu iş tamam. Bahçenin tümü çapalandı. Yağmurlar başlamadan iki arabada gübre attık mı bahçe tamam. Bu sabah iyi çalıştım ama değil mi Cahide Sultan? Hayrola dalıp gittin ya. İşte kahveleriniz. Sağ olasın, eline sağlık. Ya sen de olmasan yandı gitti. Ellerin dert görmesin. Afiyet Allah olsun. Allah seni her iki cihanda aziz eylesin. Allah ne muradın varsa. Abartma baba, alt tarafı bir kahve. Hakkında serzeniş var Cahide Sultan, duydun mu? Var tabii, anan bizi unuttu gitti. Bu o. Ta kendisi. Ya sen neden bahsediyorsun? Dilber. Dilber'i hatırlıyor musun Remzi? Koryapı'da ne bulmayı umuyorsun? Şirketle şu Asım denen adam arasında herhangi bir bağlantı. Başka bir deyişle rüşvetin belgesini arıyoruz abi. O belgeler bu ülkede işe yaramaz kızım. Yurt dışına kaçarken sınırdan geçiş kolaylığı sağlıyor. Daha ne olsun? Herifin önemli biri çıkma şansı ne? Oldukça yüksek. Sıradan bir insanın desteği Koryapı'yı bu kadar cesaretlendiremez. Muhtemelen bir siyasi. Ya da siyasi desteğe sahip üst düzey bir bürokrat.
Ben bir araştırma yaptım. Şu anda Asım isminde 4 milletvekili var. Bir tane de eski bakan. Ayrıca ilk elde akla gelebilecek kamu kuruluşlarını taradım. Bu isimde bir genel müdür yok. Harika. Bu bende kalsın. Bakın size kimi getirdim. Merhaba. Baba bu ne sürpriz. Merhaba. Hoş geldin. Oo üstad hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi rüzgara borçluyuz? Bugün aylak günüm. Önce Tekin'i uğradım. Sonra da dümeni buraya kırdım. Bir yemek ısmarlarsınız herhalde. Tabii. Herhalde tabii. Çıkalım. Ben önden gidip bunları ofise bırakayım. Yukarıda görüşürüz. Hayat ne kadar acımasız. Nerede nereye? Bunca yıldır ondan hiç haber alamadın mı? 20 yıl önce izini kaybettim. En son İzmir fuarında sahneye çıktığını duymuştum. Bir zamanlar annenin en yakın arkadaşıydı. Nikahımızda o da vardı, hatırlıyor musun? Belediyedeki o küçücük odada. Boynuma sarılıp hüngür hüngür ağlamıştı. Nedense her nikahta birileri ağlar. Onunki farklıydı. Nasıl bir fark? Bazen bir yol ayrımına gelirsin. Orada birileri kalır. Birileri de ayrılıp yoluna devam eder. Anlıyorum. Devam eden sendin, kalıp arkandan bakan da o. Onu bulmam lazım Remzi. Ben yine de eski radyoları seviyorum. Şimdikilerin tek bildiği bangır bangır müzik. Çoğunun içi boş. Ben radyoma laf söyletmem arkadaş. Eyvah, şimdi yandık. Diyeceksin. Eski bir dost. Ülkemizin nadide DJ'lerinden. Babam Rıfat Azal. Ülkemizin nadide babalarından mı? Elimden geleni yapıyorum. Hey kovboy. Bana kovboy deme. Çoktandır demiyorum. Program konuğum olsana. Niye? Başka kurban bulamadın mı? Hayır. Boş versene sen. Başlayacağım kasılmandan. Gel dedik işte. Adam yok ortalıkta. Hamdi'yi deneyin. O da kim? Yenilerden mi? Hayır. Müezzin. Dalga geçmeyin. Yo. Süleymaniye Camii'nin müezzini. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden. Aynı zamanda kanun ustası. 3,5 oktav sesi var. Benimle alay mı ettireceksiniz milleti? Sizin o akıllı geçiren popçular, tasavvuf musikisinin temalarını yürütüp, yarı çıplak klip çektirirken kimse alay etmiyor da, bununla niye alay etsinler? Artık yemeğe gidebilir miyiz? İyi olur. Bu defa yanlış kovboya tosladın galiba. Defol. Ben çıkıyorum. Peki. Daha burada mısın? Hı. Uzun sürer mi? Oldukça. Kendini fazla yorma. Biliyorsun ben böyle... Biliyorum, biliyorum. Sen böyle çalışırsın. Evet. Hoşça kal. Güle güle. Alo. Alo Sedat. Efendim. Koran az önce çıktı. Ya diğerleri? Hepsi. Millet bugün erkenci. Şu an şirkette bir tek ben varım. Tamam. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sedat, korkuyorum. Merak etme Melek. Üstesinden geleceğiz. Tamam, sağ ol. Neymiş o üstesinden geleceğiniz şey? Seni ilgilendirmez. Kendime koca bir sandviç hazırlamıştım. Salam, kaşar, mayonez. Yapma ya. Allah ne verdiyse. Hardal da var mı? Acayip. 1 milyon. Olmaz. 2. Hayır dedim. Kuvvetli olan kazanır. Beni kandıramazsın. Doğrusunu istersen ufaklık, galiba seninle bazı şeyleri paylaşmanın zamanı geldi. Evet, anlat bakalım. Şu senin sandviçle işe başlasak? Bak, sonradan kandırmak yok ama. Gazeteci yemini. Göreceğiz. Bana güvenmiyor musun? Adamın biri beni arayacağına dair polis sözü vermişti ama hala aramadı. Birden onu hatırladım. Vay namussuz vay. Kimmiş o alçak? Kendine geldiğine emin misiniz doktor? Biyolojik olarak evet. Şuur açık mı? Bir sorun yok. Ama hiç konuşmuyor. Bir çeşit şok. Zamana ihtiyacı var. Ne kadar zamana? Birkaç saat, birkaç hafta. Kim bilir? Peki konuşabilecek duruma geldiğinde bize haber verir misiniz lütfen? Merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir abi olarak bize yalan söylemek vicdanını rahatsız etmiyor mu? Ne yalanı? Buket, Melek ve sen karışık işler çeviriyorsunuz. İstokazlarla ilgili belgesel çekmeye gitmiyorlar mı? Hayır ufaklık. İkiniz de çok konuşuyorsunuz. Hazırladığım sandviçü mideye indirirken böyle demiyordun. Şimdi acelem var, çıkmak zorundayım. Dönüşte anlatırım. Güya abimiz haberci. Ama biz haberleri Türkiye baskısından öğreniyoruz. Dönüşte dedim.
Hani gazeteci emin etmişti? Atlatma haber diye bir şey duymadın mı ufaklık? Ha? Siz yine bir haltlar karıştırıyorsunuz ama. Casusluk, casusluk. Çok bekledin mi? Acele edelim. Tamam. Sen Koran'ın odasına bak, ben diğerleriyle ilgilenirim. Ne? Ben mi? Evet sen. Madem suç ortaklığı yapıyoruz tam olsun. Ay Sedat, ben yapamam. Yaparsın. Hep ne arayacağım? Kontratlar, fakslar, ajanda sayfaları, hesap hareketleri görünce anlayacaksın. Ay, peki yarın sabaha görebilecek miyim? Onu da görünce anlarsın hadi. Ay inanamıyorum. Ceren'in telefonu konuşmaları kaydeden cinsten. Ay bunun için mi ödümü patlattın? Eğer birilerini yemliyorsa mutlaka konuşmaları kaydetmiştir. Evet olabilir. Kasetlerin bırakıldığı yeri biliyor musun? Biliyorum. Hadi. Sekreteri bu sabah çekmeceye kaset koyarken gördüm. Sen bana bırak. Şimdi. Odasına git. Işığı söndür. Ha, peki sen? Ben yan taraftayım. Sakin ol. Sakın oraya yaklaştırma. Oda servisi. Sipariş vermemiştim. Ben işgüzel bir patronum. Sana bütün kalbimle inanıyorum. Yalnız berbat görünüyorsun. Ya hayret. Diyelim ki bu akşam uzun zamandır geri çevirdiğin yemek davetimi kabul ettin. Ve burası da şehrin en lüks lokantası. Bundan daha uygun bir gece bulamazdın. Ben bir zamanlama harikasıyım. Kesinlikle öylesin. Sana birbirinden güzel hamburgerler getirdim. Ayrıca turşu getirdim, tatlı getirdim. Hatta kahve bile getirdim. İyi halt ettin. Şunları da çıkardık mı tamam. Bu kadar şeyi kim yiyecek? Bitmesi uzun sürer. Biz de seninle uzun uzun laflarız. Ya Koran, işim başımdan aşkın. Dert değil. Bir kenarda sesimi çıkarmadan oturmaya razıyım. Yalnız... Yalnız ne? Bu bardaklardan kahve içmekten nefret ediyorum. Hayır Koran, bu bardaklar çok iyi. Şimdi iki temiz fincan bulur gelirim. Koran! Sen rahatına bak, lütfen. Aptal kız.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.